Selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz gibi Passat B8'imizi aldık. Şöyle göstereyim içini de. İçi bu şekilde arkadaşlar. Ekranımız, vitesimiz, direksiyonumuz, kenarda görünen saatimiz, cam tavanımıza varana kadar her şeyimiz var yani araçta. Görüyorsunuz camlar filmli zaten. Plakamız Ankara plaka. Meşhur Ankara lafımız La plakasıyla birlikte yollara düşeceğiz birazdan. Biraz araçla alakalı, daha doğrusu modlarla alakalı biraz bazı şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Hazır burada başlıyoruz. Buradan mod yapımcı arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen arkadaşlar modları yaparken, yani öncelikle şöyle söyleyeyim, elinize kolunuza sağlık, güzel modlar yapıyorsunuz. Bakın şu an Passat'ın bütün detayları 10 numara önümüzde ama birkaç gün önce oynadığım bazı modlarda sıkıntılar vardı arkadaşlar. Ben o sıkıntılarla karşılaştım. Oyun içerisinde o sıkıntılar da dile getirdim. Umarım videoyu mod yapan arkadaşlardan da izleyenler olacaktır. Arkadaşlar Nissan GTR yapılmış. Onun modunu indirmiştim ben. Onun modundaki sıkıntı, aracımızın yol tutuşu hiç yok arkadaşlar. Yani böyle araç 100, 120, 130 dediği zaman direksiyonu bildiğiniz, yani kolum ağrıdı ya, nasıl anlatayım, direksiyonu böyle taş gibi tutmam lazım yani. O şekilde sıkıntılar vardı. Mazda'nın MX-5'ine bindim. Yani o da çok şaka gibi oldu. Onun da videosu şu an yayında zaten. 4 dakikaya, arabayı 4 dakika kullandım. Yani bu kamyon simülatör oyunu olduğu için, hani kamyon simülasyon oyunu daha doğrusu olduğu için, bunların mazotunu aldığımızda mazot 240 litre civarında bir litreye tekabül ediyor arkadaşlar. Ben mazotu doldurdum. 240 litre gibi bir mazot. Mazda MX-5'te. Mazda ile 4 dakikalık bir yol gittim ve mazot bitti. Yani araba bildiğiniz yolun ortasında kaldı. Mazda'da öyle bir sıkıntım oldu. Nissan GT-R'da dediğim gibi yol tutuş sıkıntısı var. Çok ciddi bir sıkıntı var hem de. Yani bayağı bir sallanıyor. Umarım mod yapımcı arkadaşlar sesimizi duyuyordur. Onlarla alakalı umarım gerekli düzeltmeleri yapacaklardır diye buradan onlara da seslenmiş olalım. Ayrıca Mercedes'in AMG'si GT63S 500'lerden çıktı. AMG'nin olmadı. Burayı düzenleyeceğiz. Ayrıca Mercedes'in AMG'si arkadaşlar, 63S olan AMG, yani aynı Nissan GTR gibi yolda hiç durmuyor, yolda tutunamıyor araç. Haricinde böyle sunroof'un bulunduğu, cam tavan bulunduğu yerde aracı süren şoförün kendisi ve direksiyon görünüyordu. Yani onun araç modunda da öyle bir sıkıntı vardı. Onlardan bahsedelim. Umarım yapımcı arkadaşlar bizi duyuyordur. Umarım kırılmıyorlardır. Bu tarz hatalar illaki olacaktır. Ben videolarda bunları da göstermek istedim. Umarım o sıkıntılar da bir an önce giderilir ve daha düzgün modlarla devam ederiz. Şimdi gelelim Passat'a. Passat B8 gördüğünüz gibi karşınızda. Şu an aracımızı çalıştırdık. Ankara plaka. Aracın içine girelim. Şöyle bir Passat'ın bir yol tutuşuna bir bakalım arkadaşlar. Bak direksiyonu bırakıyorum. Şu an webcam'de bir sıkıntı var. Kameramın fotoğraf makinemin yani şarjı bittiği için şu an bu videomu webcam'siz yapıyorum arkadaşlar ama elimde Logitech G29 direksiyon seti var. Onunla birlikte yapıyorum bu videomuzu. Şu an kenara bakacağız diye aracı vurduk. Tamam, sakin olalım. Passat ama yine de şu an diğer kullandığım bütün modlu araçlara göre iyi gidiyor. Bakalım. Yani direksiyonu bıraksam bile sallamıyor şu an arabayı. Bakalım bir deneyeceğiz. Nasıl gidecek, nasıl gitmeyecek göreceğiz. Otobüs abi sen ne yapıyorsun? Beni korkuttu ya. Araba şu anda 170 dedi. Bakalım Passat yola sığacak mı? Yola tam sığmasa da şu an savurmuyor. Yani tam anlamıyla atmadı yani.
tam basmadığım için vitesi düşüp yükseltme yapmıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Onun haricinde Passat şu an güzel. Yani kullanmış olduğum Nissan'ın GT-R'ı, Mazda'nın MX-5'i, ondan sonra Mercedes'in AMG'sinden sonra şu an Passat bana var ya, bildiğin kaymak gibi geldi ya. Akıyor abi şu an bak, 227 ile gidiyoruz. 230 diyoruz. Umarım nazar değmez. Passat şu an 244 ile gidiyor arkadaşlar. Ve yol tutuşu hakikaten çok güzel. Bak direksiyonu var ya, böyle çok yumuşak tutuyorum ha şu an. Elimde öyle şu an GT-R'ı sıktığım gibi, AMG'yi ve Mazda'yı sıktığım gibi tutmuyorum yani. Şu an Passat hakikaten çok güzel gidiyor. 244 km hıza ulaştık en son. Hadi bakalım Passat. Bak savurmasına rağmen atmıyor yani yolda. Umarım mod yapan arkadaşlar Passat'ta yapmış oldukları özveriyi diğer araçlarda da yaparlar arkadaşlar. Buradan onlara da bir teşekkür edelim. Biraz yapmış oldukları araçları eleştirmiş olduk ama eleştiriye açık olduklarını düşünüyorum yani ben. Çünkü bizler de burada eğlenmek amaçlı modlu araçları kullanmaya çalışıyoruz yani açıkçası. Yol çalışması mı var? Son anda. Debriyaja tam basmadığım için vitesi atamadık. Bunun sıkıntısını yaşıyorum. Buradan 6'ya atalım. Demiştik en son. 245 dedi, 247. Şu an cidden çok güzel gidiyor yani. Makas ata ata da gidiyorum yani. Vallahi Passat süpermiş ya. Keşke en başta Passat'ı alsaymışım ya. Yani Nissan'ın GT-R'ı, Mazda'nın MX-5'i, Mercedes'in AMG 63 S'inden sonra. Oy abi, sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Gerçi adama suç bulduk da suç bizde. Biz yol çalışmasını fark etmedik tabi, adamın üstüne çıktık yani şu an. Vallahi Passat süper gidiyor abi. Passat'ın üstüne tanımam. Direksiyonu bırakıyorum. Ona rağmen sarsmıyor yani. Passat yapan arkadaş kimse onun eline, koluna, yüreğine sağlık. Diğer araçların modunu da umarım bu şekilde ayarlayabilir arkadaşlar. Bak şöyle makaslara giriyorum mesela. Tamam mı? Ben dediğim gibi o araç gibi savurmuyor yani. O 3 kullandığım araç gibi savurmuyor abi. Passat sanki şu an tren rayında gidiyormuş gibi gidiyor. Yani altımızda ray var da arabanın altında sanki lastik yok. Jantın üstünde raya koymuşuz arabayı, o şekilde gidiyor. Şöyle ara ara makaslarımızı da atalım. 230'la makasa giriyoruz. Sarsmaya başladı şu an. 240'larda sarsıyor. E bu kadar da olur herhalde ya. Yani diğer araçların %150 de sarsmasına göre çok çok iyi şu an. Hem de içeriye de girdik. Abi dedik ama adama vurduk.
yanında duralım. Şöyle bir geri gel. Şuraya park edecektim ya. Evet, aracımızı buraya da park edelim. Hassatı bayağı bir kullandık. Passat şu an çok hoşuma gitti yani. Biz olmazsa bu Passat'ın farklı versiyonlarıyla yola tekrardan devam edebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Dediğim gibi diğer kullanmış olduğum Nissan GT-R, Mercedes'in AMG'si ve Mazda MX-5'e göre Passat şu an hakikaten uçuyor yani. Onlar da bazı modlarda hatalar da olmuş. Umarım mod yapan arkadaşlar o sorunların farkına varmışlardır diye düşünüyorum. Ben hariç oynayan birçok arkadaş da var çünkü bu modları. Onlar da onlara iletmişlerdir. Ben de sizler aracılığıyla buradan onlara ileteyim. Umarım bize kızmıyorlardır. Buradan herkese teşekkür edelim arkadaşlar. Mod yapan arkadaşların da eline koluna yüreğine sağlık diyelim. Passat'ı yapan arkadaşa özellikle teşekkür edelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah.